maç değerlendirmesini buyurun hocam. Ya maçın öncesinde de söylemiştim zaten. Fenerbahçe gibi bir takıma belki tarihin en iyi oyuncularından kurulu ve ritmini yakalanmış Kadıköy'de ve düşme potasında olan yani düşmemek için önemli bir Alayan Spor. Kalemize yaklaştırmamak istemek benim birinci planımdı. Ön olan baskısıyla başladık ki bence oyunun birçok bölümünde ee, iyiye yakın oldu diyebilirim. Kenardaki birebir eşleşmelerde bazen üstünlük sağladılar bize. Çok doğal olarak yetenekli oyuncular var. Maç kayıp da edebilirdik ama yediğimiz e, ve goller e, verilen penaltı konuşulabilir. Bizim e, son dakikalarda e, galip gelebilecek fırsatlar yakaladık. Ama genel hatlarıyla bizim için çok çok değerli bir, bir puan. Ama bizim asıl periyodumuz e, bu haftadan sonra başlıyor. Biz e, kafamızdaki maçları, puanları kazanmamız lazım. Oyuncuların bu konuda çok dirayetliler. Söylenen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onların ayağına sağlık. Bugün bence hak edilen bir puan. Şans herhalde. Ya çok gerçekten iyi oyunculardan kurulu. Her maç gayet iyi oynuyorlar. Ama bugün e, Allianz Spor'u şöyle bir şey hak zannederim. Hmm, hemen hemen tüm maçları izliyoruz. Fenerbahçe belki bir Galatasaray maça da buna dahil olabilir. Çok pozisyon, en azından beklenilen pozisyonları vermedik diyebilirim. E, ve beklediğimizden daha fazla pozisyona girdik diyebilirim. Dolayısıyla biz oyuna, e, ben ve ekibim, e, tüm arkadaşlar bir plan. Bugün e, çoğu kısmı tuttu diyebilirim. Oyuncuların tabii buradaki emeği çok fazla. Ama bazen e, tutmuyor. Bazen atamayı atamıyorsunuz. Geçen hafta mesela bence galip gelmemiz gereken bir maçı mağlubiyet olarak bitirdik. Dolayısıyla yani burada benim herhalde e, nasibim bazen bazı oyuncuların, bazı hocaların bazı takımlara şey tutuyor. Bizim de herhalde o söylediği şekilde bir şansımız tuttu. İkinci soruyu <laughs> Koridordakiniz ben içeri gittim. Sonra söylediler bana küçük bir tartışma olmuş çok kayda değer bir şey değil. Pozisyonları izlemedim ee, bizim Richie'e şey yapılan ayağını gördüm az önce Bilenin üstüne çok ciddi bir darbe aldı ee, bilmiyorum dördüncü hakemin e, söylemi bilerek olmadığı yönüldü. E, penaltı pozisyonu yani ben pozisyonu izleyemiyorum ama yardımcılarım e, izleyenler itiraz ediyor. Soru hakem çok net penaltı verince ben kendi kulübeme kızıyorum. Nasıl bakıyorsunuz diye. Hiçbir şey yok diyorlar. bunlar ülkede her hafta konuşulan konular gerçi çok önemsemiyor. Neticesinde buradan Kadıköy'den bu ambiyanstan tüm o söylediğiniz parametreleri de düşünerek buradan bir puanla ayrılmak bizim için değerliydi. Ancak bunu söyleyebilirim. Yani aslında e, hafta boyunca söylediğimiz şey baskı yaparsak ki yapacağız kalemize yaklaştırmamamız gerekiyor çok fazla. Çünkü yerleşik savunmada çok güçlü değiliz dedim. Takım savunması halinde iyi değiliz diyorum hala daha bunu da söylüyorum. Ve özellikle de e, beklerin bu baskıları kıran beklerin pozisyonları özellikle Ferdi'nin bugün e, onu o konuda e, diğer maçları onlarla çok daha fazla e, nasıl diyeyim etkili hale sokmadık diyebilirim. Bu birinci planda. İkincisi kenarda oynayan 3'e 3'ler, 4'e 4'ler bazen 2'ye 2'ler. Orada da birebirleri maç boyunca fena oynamadık. Çok iyi diyemiyorum. sonrasında sizin söylediğiniz gibi zaten baskı yapıldığında özellikle top kaleci ve stoperlerinden genelde çok koridorları kullanan değil. Daha çok uzun top ikinci topu alıp geçiş yapan bir takım görüntüsü var. Eğer beklemezseniz buna da çalıştık ama tabii çalıştık oldu dediğim şeyler kadar bunlar bazen 90 dakikanın 85 dakikası çok iyi yaparsın 5 dakikada mağlup olabilirsiniz. Bugün öyle bir şansımız da vardı açıkçası. Yani kalemize yaklaştırdığımız anlar da oldu. Pozisyona yakın pozisyonlar da var, net pozisyonlar da olabilir. Ama genel hatlarıyla herkesin herhalde takdiri hak edilmiş bir puan gibi gözüküyor. Maça çıkmadan önce Genelde hiç tarzım değil. Hakemlerle o tip diyaloğa girmek hayatta girmem. Ama genelde hakemlere bir şey söylediysem ki bu maçın başında söyledim. Allah aşkına dedim maçı durdurma lütfen. Biri ah deyince benimki de olsa durdurma, rakip de olsun durdurma. Bu benim tek söylediğim şeydi. Biz Alanya Spor olarak asla böyle bir şeyi, bir hoca olarak da asla böyle bir şey istemem. Yapıyorsak da bu doğru bir şey değil. Ama böyle bir şey asla yok. Ama şu var. Mesela şunu söyleye, söyleyebilirim özellikle söyledim zaten yayın başında ilk 10-15 dakika bize baskı yapabileceklerini düşündüğüm için biraz oyunu ikinci topa çevirdim açıkçası. O ambiyanstan e, cesaretleri kırılmasın diye onun haricinde yani özellikle oynamayı isteyen bir takım oynamaya çalışan bir takım için bu bizim için geçerli bir şey değil. Yani bu genel hatlarıyla bir eleştiri kesinlikle kabul ediyorum. Türkiye'de bu var ama bu alanya sporda yok. Valla ya hele bir pozisyon var. Oyuncular birbirle tartışıyorlar ki ben maç bir hafta boyunca sakin kalmamız gerektiğini söylüyorum. Şimdi kontrol edemediğiniz anlar var. Şimdi maçı kenardan biz de sizden belki biraz daha farklı ama aslında çok yakın. Ee, belki daha duygulu izliyoruz. Kaçırdığım anlar olabilir. Yani böyle bir şey yapan oyuncu da olabilir. Ee, bunu bir daha benim bakmam gerekiyor ama genel hatlarıyla bir teknik adam olarak bu, bu, bu benim asla kendime yakıştıracağım bir şey değil. Yani oyunu yumuşatayım da, bekleteyim de efendim yok çalayım da çırpayım öyle bir şey. Ne hayatımızın bir anında oldu ne de olacak. Oynamaya çalışan bir Alanya Spor. Cesaret bir haftadan boyunca kazanın bugün malip de olabilirdik. Oyuncularıma tek istediğim şey bugün cesur Oynamamız gerektiği cesaretimizi biz kazanmamız lazım. Arttırmamız lazım. Bugün de bölüm bölüm çok istediğim gibi hatta dışarıdan çok çok bağırdım. Kaleciye uzun vurma diye de çok bağırdım. Stoperlerime oynayın diye çok bağırdım. Bazen e, olmuyor ama genel hatlarıyla ben bundan muzdaribim. Oyunsal anlamda Türkiye futbolunda, Türk futbolunda ama Alanya Spor için asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.